Selamun aleyküm abilerim, obalarım, kardeşlerim, arkadaşlarım. Çelik Çiftliği YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Altıntaş'ın iki üretken insanıyla birlikteyiz. Gerçekten Altıntaş'a katkıları, Türk tarımına katkıları çok büyük. Emekli Ziraat Bankası Müdürü Alaaddin Aydın ve Ergun Tarımsal Hizmetler sahibi Ergun Huzur'la birlikteyiz. Videomuza hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Ben şimdi ilk defa bir nohutun biçer döverle biçildiğini görüyorum. Önceden biz de nohut ekiyorduk. Yolup patoza atıp epey bir işlemden geçiriyorduk, uğraşıyorduk. Türk tarımı geliştiği gibi teknolojiyle birlikte güzel yerlere geliyor, gelmeye devam ediyor. Video ilk defa kanalda nohut videosu olarak karşımıza çıktı. Yani ilk defa kanalımızda nohutla ilgili bir içerik üretmek üzereyiz. Şimdi müdürümüze nohutla ilgili ekimini, yetiştirmesini, biçimini, pazarını soracağız. Müdürüm, tekrardan merhaba. Merhaba. Bize öncelikle kısaca kendinizi tanıtıp daha sonra nohut tarımı ile ilgili bilgi verir misiniz? İsmim Alaaddin Aydın. Aykırıkçı'da, Hamurköy'de, Kütahya'da yaklaşık 1000 dekarın üzerinde civarda bir tarımsal faaliyette bulunuyoruz. Evet. Bu sene buraya 86 dekar askan nohut ekimi yaptık. 8 Mayıs'ta ettik. Yabancı ot ilacı atamadık. 2-3 gün sonra yağış olduğu için. Hı hı. Kadınları çağırdık. Yaklaşık 50-60 dekarını yoldurduk otun. Evet. Fakat yağışlar çok fazla olduğundan dolayı yine hı hı. ot gelişti. Evet. Ot mücadelesi yapamadık. Hı hı. Bugün de Ergun Tarımsal Hizmetlere biçtiriyoruz şu anda. Evet. Verim güzel görünüyor. İnşallah maşallah. Bir 10-12 ton nohut bekliyoruz. Çok güzel. Maşallah. Memnunuz yani verimden, hasattan. Şu anda memnunuz. Biçer döveri özellikle seçtik. Hı hı. Arkasındaki kırıcıdan dolayı. Evet. Başka bir biçerle anlaşmıştık ama kırıcı bize etkili olduğundan dolayı o biçerden vazgeçtik. Evet. Bu biçerle anlaştık. Hı hı. Çok da güzel temizliyor. Yarın da nasip olursa burayı süreceğiz. Evet. Allah herkese bereketli eylesin inşallah. Amin inşallah. Teşekkür Allah razı ediyorum. Olsun. Allah bereketini versin. Siz de çok sağ olun. Evet, Ergun Özgür abimiz, sizin de biçimle alakalı, nohut biçimiyle alakalı ağzınızdan birkaç cümle duymak isteriz. Şimdi burada yıllardır nohut işi elle yolluyordu. İşçilik tabii maliyetli ve zaman açısından sıkıntı oluyordu. Evet. Senin de dediğin gibi gelişen teknoloji biçer döverler üzerinde ayarları da daha geniş oldu. Hı hı. Bunun için biz nohut biçimine bilmiyorum ya bir 7-8 sene oldu herhalde başlayalı. Hı hı. Şimdi aynı buğday biçer gibi temiz, zayiatsız, sıkıntısız nohut biçimi yapıyoruz. Yani bir de arkasında kıyıcıyı çalıştırdığımız zaman tarla aynı gün tertemiz çıkıyor. Yani adam istediği zaman müdürümün de dediği gibi hemen sürebiliyor. Evet. Onun da faydası yani tarlaya organik maddeyi biraz daha artırmış oluyoruz. Kesinlikle. Sapı yani tarlada hem kalıyor. Hem zamandan hem maliyet yönünden hem malın kalitesi yönünden biçer döver bu işe daha uygun oluyor. Evet. Ama bunda yapılması gereken şu. Ekimde tarlaya biraz daha özen göstermek. Tarlayı düz hazırlamak. Hı-hı. Ekimi düz yapmak. Neden? Nohut biraz da buğdaya veya arpaya göre boyu kısa olduğu için hı-hı. tarla zemininin düz olması lazım. Bir de nohut ot mücadelesi de yaptığı zaman nohut aynı buğday, arpa gibi selektörden çıkmış gibi tertemiz çıkıyor. Ha, evet. Burada biraz teknik nohut var. O kadar da ot var. Evet. Tabii o kadar da şey değil, önemli değil. Etkili değil. Yani temiz bir işçilik oluyor. Evet. Çok güzel. Böylelikle ekiminden biçimine kadar, evet. hasatına kadar nohut tarımını kısaca aktardık size. Amca, senin de eklemek isteyeceğin bir şey var mı? Ben eklemeyi şöyle yapayım. Merak edip geldim. Evet. Ergun Özgür'ü tanıyoruz. Sevgili müdürüme Allah razı olsun. 4-5 yıldan beri tanıyorum. Evet. Bu emeklisin oldu. Paraya pula hiçbir şeye ihtiyacı olan bir insan değil ama atom karınca gibi maşallah vatan millet sevdalısı. Allah evet, üretmek sevdalısı. İçin koşturan bir insan. Ben karşıda kamyon vardı. Onun gölgesindeydim. Evet. Bunlar konuşurken aklıma makineye bir baktım. Kırıcı çalışıyor, dağıtıyor. Dedim ki bunlara o yüzden dolayı uyarım dedim. Bu kırıcılar çalışıyor çok güzel. Biz tarımla hı-hı. toprakla uğraştığımızdan evet. benim dikkatimi çeken şey oydu. Geldiğimde hemen senin yanına sokulduğumda o konuyu işlediler, evet. kırıcılarını.
kırıcılarını çalıştırmışlar. Tarlayı hem gübre gibi serpiyor, hem de sürümde şunda bunda sıkıntı yaratmıyor. Evet. Müdürüm dedim ya, atom karınca gibi. Maşallah. Vatan millet sevdalısı diye. Evet. Dün remork almıştık biliyorsun. Yeşilaf Şeker Hocam'dan göndermişti. Sanayide bazı oku çok ağır olduğu için yay falan kaynatmaya gitmiştik. Orada baktım müdürüm var. Hemen ben mıknatıs gibi giderim müdürümün yanına. Birikim çok. Mücadeleci olduğu için çok seviyorum müdürümü. Evet. Biz de seviyoruz. Ottuk, konuşuyoruz bir şeyler. Bana hemen bir şeyler çıkarttı. Dedi ki, muhtarım ben sana şunları vereyim. Bunları bir dene dedi. Ben de ne yaptım? Rahmetli siyasetçi Süleyman Demirel gibi sigaramın jiletini çıkarttım. Onları koydum. Şey yapayım diye bakramızdan. Bunlar vallahi yapmacık değil. Yakından gelirsen. Evet. Bana dedi ki bunları ver. Ben bunları dedim ki önce ne kine bunlar ya? Ne kine bunlar acaba dedim. Bunlar neydi müdürüm? Greçka, kara buğday. Kara buğday. Bana dedi ki kara buğday bunlar. Bana dedi ki ne kine deyince bilemedim ben. Kara buğday dedi. Ben de ona sigaranın jelatinine koydum ya. Cebimden çıkmış dökülmüşler. Ben de bunları evde saksıda bir filizlendireyim diyorum. Bir bakayım nasıl bir şey diye. Onu merak sardım. Evet. Şimdi Ergun Özgür geldi bölgemize. Türkiye'nin çok yerlerinde tarım işçiliği yaptığından dolayı bir bilgi birikimi var. Şunu ekelim, bunu ekelim sürekli bize. Evet. Onun yanına da ikizi geldi işte bak. İkisi. Hani biz küçükken Allah razı olsun. Hani çizgi filmde Voltron vardı. Birleşirlerdi, güç olurdu ya. Şimdi ikisi birleşti bunların. Bunların hakkından gelinmez. İkisinin de boyu yakın ama. Maşallah. Sene çerezlik mısırı var. Bak evet. Bölgede yani, dün oturduğumuz sohbet ettiğimizde. Girişimler yapıyor. Şu tarla müdürümün ektiği çerezlik mısırmış, bilmiyorum. Şu karşıki tarla da bizimdir Ramazan'ım, biliyorsun. Evet. Ergun Özgür çok istedi. Bu tarlayı bana ver. Ben ekeyim dedi. Verdik, ektik ki örnek. Kaçında ektin bu mısırı? 14 Haziran. 14 Haziran'da bir mısır ekti. Yanındakilerinden daha güzel oldu. Evet. Tanelik yani. Müdürüme dedim ki sılarcılıksa ben talibim mısırına. Ben alayım. Ben hasat edeyim dedim. Evet. Dedi ki sılarcık değil, çerezlik bir mısır ektim dedi. Korkmazlar tarım ektik biz bunu. Onlarla anlaşmalı ektik. Hı hı. Vallahi dolayısıyla bir yörede ilk olacak. İnşallah. Eğer biz başarılı olursak komşularımıza da gelecektir. Tavsiye edeceğiz yani. Kesinlikle. Yani ilkleri yapıyorlar. 60 dekar bir deneme yaptık yani burada. Çok güzel bir durum. Yani Türk tarımını hep diyoruz, destekleyelim, yükseltelim, yeni alternatifler oluşturalım. Bu videoyu çekmemizin ana sebeplerinden bir tanesi bunlar. İşini bilinçle yapan, eğitimle yapan, araştırarak yapan insanları tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya seslerini duyurmak, özellikle bölgemizden başlayarak tanıtımını yapmak bizim YouTube kanalındaki görevimiz. Sizler de bölgemizin örnek çiftçileri, örnek müteahhitleri, tarım müteahhitleri olarak kanalımıza destek verdiniz. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Şimdi Ramazan, ben hemen şunu söyleyeyim. Sizin YouTube kanalınız oldukça çok izleyicisi var, takipçisi var. Biz bunu gittiğimiz yerlerde karşılıyoruz. Şimdi biz müdürüm olsun, babangil, amcangil olsun 24 saat hem düşünüyoruz hem çalışıyoruz. Evet. Şimdi bizim burada da devletten bazı şeyleri isteme hakkımız doğuyor. Kesinlikle. Doğal olarak. Şimdi ben bir çerdöverci olarak, çiftçi de, çiftçi olarak şu sıkıntımız var. Yani arazilerimizin altyapısı yok. Evet. Toplaştırma sıfır. Bak ben sıfır diyorum ya. Toplaştırma olarak saymıyorum bunları. Evet. Çünkü makineler büyüdü. Ekipmanlar büyüdü. Tarlalar aynı. Su kaldı. Yol evet. Yok başta. Kesin. Şimdi bak çoğu zaman öyle oluyor. Biz bundan muzları biz. Hı hı. Yolda gidiyoruz. Bir saat tarlada çalışıyoruz. Yarım saat. Kesin. Bu başta bizim cebimize mazot yanıyor. Zaman kaybı. Yani büyük parselleri ben 10 lira 20 lira aşağı biçme şeye tarifim yani. Evet. Ama zamanı karşı yarıştığımız için ister istemez fiyatlar yükseliyor. Mazot pahalı. Vallahi mazot pahalı da yani devlet de bu altyapıyı bir an önce bak akşamdan sabaha yapması lazım. Evet. Öyle değil mi müdür? Evet, evet, yani evet. Ulaşım, toplaştırma, 5'li 6'lı pulluklar, büyük makineler, büyük tırlar. Yani evet. Arazide gezemiyoruz.
Ondan sonra parseller küçük, istediğimiz yere ulaşamıyoruz, kontrol yapamıyoruz. Yani devletin her şeyden önce Türkiye tarım arazilerini masaya yatırması lazım. Lafta değil, icraatta. İcraatta ama yani ben şunu da söyleyeyim sana, çok güzel şeylere değiniyorsun. Evet. Ben önceki videolarda dedim ki biz amcamla 100 dagarlık tarlayı dahi hiç bölmedik. Evet. Tarla tarla öleştik. Toplulaştırma geldiğinde ben işin içindeydim, mutfağındaydım. Evet. Biz şöyle olsun böyle olsun dediğimizde çoğu vatandaş öyle direndi ki evet, burası evet. Benim dedemin tarlası, ben çıkmayacağım. Bilinçsizce. Bakın bilinçsizlik. Bilinçsizlik tabii canım. Biz kısmen biliyorsun bölgemizden toplulaşma evet, geçti. Hı hı. Şimdi toplulaşma geçti, ikinci yılında insanlar aymaya başladı. Dedi ki bak bilinç uyandı. Biz. Hemen bir daha toplulaşma gelse de iyiydi kötüydü demeyeceğiz. Tarlalarımız bir parçaya düşsün, iki parçaya düşsün tabii. İstedi. Sonuçta eğitimsizlik tabanda. Tabii tabii. Sıkıntı. Devlet toplulaştırmayı yaptı. Yollarımız kumlanacak. Baraj bittikten sonra. 7'şer metre yol koydu. Biz bir bak zor bir kamyon giriyor. Başlıyor evet. Buradaki tarlacı orayı sürmeye. Karşıdaki evet. Sürerken yolları yine sıkıntı ya. Bireysel düşünüyoruz. Buradan büyük makineler geçecek mi? Biraz bunlar da olması gerekiyor. Evet. Kesinlikle. Toplaşma geçti. İkinci toplaştırmalar daha kolay olacak. Çünkü tabii tabii biraz daha rahat olur. Altyapısı yapıldı. Aynen. Adaları, parselleri hepsi belli oldu. Daha teknik, daha çabuk olacak. İnşallah bunu da yetkili kurumlar dikkate alırlar. Sen mesela eğitim dedin, çok haklısın, %100. Ben mesela 2004-2007'lerde işte muhtarlıkta yaptım. Bir toplantıda aynen şunu söyledim, Vadi Bey de vardı o gün için. Köy okullarına, köydeki okullara haftada 3 saat mi olur, 5 saat mi olur, tarımla hayvancılıkla alakalı ders konulsun. Evet. Şimdi bu çocuklar yarın yüzlendirsin, ister istemez tarımda kalacak. Evet. Bak aradan 10-15 sene geçti. Eğer o çocuğa 15 sene önce tarım bilgisi verilseydi, şimdi o genç olarak tarımı işliyor. Bilinçli bak, çiftçiler olacak. Eğitim buradan olacak. Evet. Yani ne dedemin toprağını diyecek, ne başka bir şeyin mazeret üretecek. Evet. Yani duygusal davranıyor Türk çiftçisi. Onun için acilen, evet. Yani girdileri de maliyeti düşürmek için altyapıyı oluşturmamız lazım. Altyapıyı bitirmesi lazım. Evet. Gerekli yani, yetkililere yapması lazım. Evet, gerekli mercilere buradan da duyuralım. Buraya kadar olarak siz de şunu yapmanız lazım. Biz teşekkür ederiz. Evet. Müdürüm ağzınıza sağlık. Ramazan geniş bir aile. Biliyorsunuz bu nohutu yetiştirip de bundan yememesi olmaz. Ama müdürüm bir çuval gönderecek ama sen göndereceksin. Tamam göndereceksin. Birer çuval nohut göndereceksin. Biz yodada söz aldık. Çelik Çitli ailesi olarak bir yıl bu nohutlardan biz de yememiz afiyetle lazım. Yiyeceğiz. Hazırlayacağız. Tamam mı? Eyvallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Senden sağ ol Ramazan. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Şimdi operatörümüz Namık Özgür'ün yanına geçip biraz da videoyu orada devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere şimdi. Uçuracağız. Aynen onu da göstereceğiz. Tamam. Problem. Görüşürüz. Eyvallah. Sağ olun. Sağ olun. Evet çok değerli takipçilerimiz. Biçer Döver'e geçiyoruz şimdi. Namık abi hazır ve nazır vaziyette bekliyor. Merdivenimizi kaldıram abi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin. Hayırlı bereketli günler. Teşekkür ederim. Sayın Ergun. Merhaba. Tarımsal hizmetlerin operatörü. Operatörü. CEO'su. Ne zaman görsem en çok sen çalışıyorsun. Nasıl CEO'luk bu? Tamam işte abi. CEO dediğin iş yönetir. Vay abi ya. İşinin başında olur. İşinin CEO. Semihallah Ülmen abi de. Kolay gelsin. Namık Özgür. Nasılsın? İyiyim kanki. Sen nasılsın? İyiyim ben de dayıcım. Bugün hayatımda ilk defa bir şeye şahitlik ediyorum. Ne abi? Şu anda nohutu biçer döverle biçiyoruz. Evet. Biz bunu yıllardır biçiyoruz abi. Yani görmeyi bırak ben duymadım bile. Hala insanların eliyle yolup patoza attıklarını düşünüyordum ben. Hmm. O yüzden bunu görünce
şaşırdım ve mutlu oldum. Güzel bir şey bu. Allah Allah. Yani bu teknolojiyi kullanmak, abi, nohutu biçer döverle biçmek güzel. Biz nohutu yaklaşık 2015 veya 2016'dan beri biçiyoruz. Şeyinle, John Deere ile başlamıştık ilk. Evet. Ondan biçiyoruz abi. Vallahi gayet de güzel oluyor yani. Tahmin edebiliyorum ki biçilecek olduktan sonra senin biçer döverle biçmeyeceğin çok az şey var. Değil mi? Yani ekin tablasıyla mısır mı biçmedin? Vallahi biçtik ya. Bunu da yaptık abi ya. Ondan sonra Allah'ında yaptık. Çekirdek, kanola. Ya. Mısır. Hepsini. Arpa, buğday, yulaf, nohut, mercimek. Allah Allah. Yani sen de dün geçen de işte birinin mercimeği vardı, onu biçmedik. Zaten ne kaldı geriye? Haşhaş kaldı. Haşhaş özel biçeri var zaten kendine. Onun harici başka da biçilmeyecek bir şey yok. Yok abi. Ergun Tarımsal Hizmetler olarak her sektörde sahadayız diyorsun yani. Aynen abi. Teşekkür ederiz. Takipçilerimiz senin hoş sohbetini, güler yüzlü kişiliğini özlemişler. Özel olarak bana dün spontane bir şekilde Namık abiyle video istiyoruz, özledik diye mesaj atmışlar. Allah Allah. Aynen. Sanki bugün burada bu nohut videosunu çekeceğimizi biliyormuş gibi. Yok galiba. Aynen. Ben de dedim ki yarın Namık abinin yanında olacağım. Nohut biçeceğiz. He. Yarın akşamı bekleyerek bu güzel insanla özlemini giderebilirsin dedim. Oo. İyi demiş miyim? Vallahi süper demişsin abi. Vallahi süper demişsin. Evet. O zaman ben, seni özleyen insanlara... Işte beni özleyen insanlara buradan kucak dolusu sevgi ve selamlarımı yolluyorum abi. Onlar beni ne kadar çok seviyorsa bilsinler ki ben de onları görmeden o kadar çok seviyorum. Yani bizleri takip ettiği için, bizim her anımıza, her dakikamıza ortak oldukları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum abi. Yani insanların bizi böyle sevmeleri, özlemeleri gerçekten hoş bir şey. Yani sen gibi bir şöhretin ağzından da böyle duygusal sözler duymaları işte bence çok mutluluk verici olsa gerek. Yani. Namık Özür. Yani abi şöhret basamakları çıkar. Zirveye ulaşman az kaldı. Aynen. Bu arada geçen TikTok'ta aklıma ne geldi? Canlı yayın yaparken bizden selam bekleyen arkadaşlarımız vardı. Aynen. Onları istersen bir borçlarımızı ödeyelim. Ödeyeyim selam abi. Borcumuzu. Bir Eren Köprülü. Evet. Ona buradan çok kucak dolusu selam ve sevgilerimi yolluyorum. Sonra kim vardı? Cumali. Dedaş. Neydi lan? Soyadını hatırlayamadım. Tam hatırlayamadım ama Cumali. Niğdeli olduğunu hatırlıyorum. Niğdeli olduğunu biliyoruz. Evet. Cumali. Ona selam Cumali yollayalım. Sana da buradan kocaman sevgiler yolluyorum kardeşim. TikTok'ta yine şeylerini bekliyorum, desteklerini. Namık dayım TikTok mecrasını çok sevdi. Orada vallahi sık sık canlı yayınlar yapıyor. Video paylaşımlarında ya. Bulunuyor. Vallahi Ergun çok... Tarımsal Hizmetler ismiyle, nickiyle öyle aynen. Söyleyeyim. TikTok'tan da Namık abiyi bulup takip edebilirsiniz abi. Aynen. Bizim de aldığımız selam istekleri var. Köyümüzde oturan, köylümüz olan ama Diyarbakır'da oturan Orhan Çetin abim bizden selam istedi. Ona ve Çetin ailesine çok selamlarımızı gönderiyoruz. İnanın herkese söylemek isteriz. Şu anda böyle klimanın altında, biçer döverin içinde sessiz oturuyoruz. Vallahi. Burada böyle sırayla her aklımıza gelene ona selam, buna selam, şuna selam çok güzel söyleriz. Keyif alırız. Yani. Ama inanın akılda tutmak çok zor. Yani çünkü... Bunları yazmak lazım aslında. Evet. Bir karta yazacak. Okuyacaksın abi yani. Öyle olur. Öbür türlü aklına geliyor, gelmiyor. Yanlış telaffuz edebiliyorsun. Evet. Hani bu sefer de karşı taraf da yanlış algılayabilir. Kesinlikle. Onun için bir hata yapmamak için. Şöyle söyleyelim. Bizden selam bekleyen herkese çok kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun inşallah. Aynen bütün abi. Takipçilerimize. Diyelim ve devam edelim. Devam edelim abi. Nohut biçiminde dikkat edilmesi gereken şeyleri bizim için yani arpa buğday biçiminden farklı mıdır? Abi nohut biçimi aynen. Ne gibi şeylere dikkat etmeliyiz? Aynen. Arpa buğday biçiminden farklı. Evet. Bunda biçer döner zaten nohut biçiminde nohut ayarlarını otomatik olarak kendi veriyor. Hı-hı. Tamam mı fabrik ayarlarını? Onu sadece ekran üzerinden nohut seçiyoruz. Evet. Onu makine kendi işte harmanlama. Devrini. Aynen. Harmanlama aksamını, elek aksamını, evet, devirlerini ona göre ayarlıyor. Aa çok güzel. Aynen. Bizim burada
yani sürerken, biçerken yapacağımız hiç iş biraz daha yavaş gitmek gerekiyor. Hani bir arpa buğday gibi hızlı seri gidemiyorsun çünkü deneleri çok kuru ya. Aynen. Bir de aşağıda arpa buğdaya göre bitki boyu kısa. Toprak ve taş alma olasılığı çok olabiliyor. Evet. Bir de nohut tanelerinin yere dökülme olasılığı olabiliyor abi. Anladım. Buna dikkat ediyoruz. Bir de şu kelebek dediğimiz dolabın devrini düşürüyoruz. Hani çok hızlı dönerek mahsulü çırpmasın, mahsulü dağıtmasın diye. Evet. Yavaş turlarda döndürüyoruz. Ha, böylelikle kesilen direkt kibar bir şekilde içine doğru gidiyor abi. Yani zayiat neredeyse yok denecek kadar aynen, az oluyor. Öyle. Bunlara zaten dikkat ederseniz. Tabii bak biçilmiş yerleri gösteremiyoruz. Evet. Hani oralarda herhangi bir zayiat. Aynen öyle. Yok birazdan abi aşağıya indiğimde de isterseniz sizlere gösteririm aşağıdaki nohut tanelerin dökülmüş mü dökülmemiş mi. Namık abim dedi ki hodri meyra. Aa dedim abi. İn aşağıya bak bakalım kaç tane nohut tanesi göreceksin. Aynen abi. Bakın abi. Ya çok görürsek insanlara karşı mahcup kalırsan. Yapacak bir şey yok abi. Şeriatın kestiği barmak acımaz. Acımaz diyorsun ya. Abi. Hatamız olursa affola. Yani. Drone çektin mi abi? Oo. Allah'ın aşkına. Oo. Bak be. Ya, izlerken mest olabileceğin, kendinden geçebileceğin bir drone görüntüsü hazırladım dayıcım. Yok ya. Evet. Kurgu editörümüz Furkan Şahin de güzel bir şekilde büyük bir özenle montajlayıp seyir keyfinin en üst seviyede olduğu bir video ortaya çıkacak inşallah dayıcım. Vallahi iyi abi. Vallahi süper. Bu şimdi, arada evet. Bak teybimi de aktım abi. Geçen burası. Başta. Teyp geldi. Teybini takmışsın. Taktım abi. Kaliteden de şaşmayıp Pioneer marka. Pioneer abi. Evet. Bluetooth var. AUX var. USB girişi var. USB var. CD var. Vay, var oğlu var. Var he. Oğlu var. Abi maşallah, paraya maşallah, kıydım. Maşallah. Kıydım abi. Aa kıydım. Acımadım. Verdim gözüne. Allah. Kazasız belasız, bol müzikli, bol neşeli, keyifli biçimler nasip etsin o zaman sana da abi, inşallah. Abi, abi. Şimdi şurada bir hareketlilik görüyorum. Bak Gegali diyor amcam. O yüzden varıyor. Bak, herkesten önce babam acele diyor. Bak böyle evet diyor devam. İşimiz... Adam bak seni çağırmak için kolundan vazgeçiyor. Gel diyor gel. Böyle... Tak olundan çağırıyor. Tak kolundan. Yalnız bu videoyu izleyecekler Namık Özür. Abi izlesin ya Allah Allah ne yapacağız? Doğruyu evet ahirette mi söyleyeceğiz ya? Doğru diyorsun. Bizim işimiz koşturmayla, aceleyle, çiftçinin işi bu şekilde abi. Zamanla. Dakikalık. O yüzden senin bu hoş tatlı sohbetine tadı damağımızda kalarak çok bu arada onu söyleyeyim. Tadı damağımızda kalarak veda ediyoruz. Tamam. Ağzına yüreğine sağlık. Ben teşekkür ederim kardeşim. Kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere abi. Evet. Amcam Gül'ün bizi çağırma sebebi belli oldu. Şimdi öğlen oldu. Yemeğe gidiyoruz. Müdürümüz yemeğe götürüyor. Evet. Sağ olsun. Müdürümüz de yemeğe gidiyoruz. Videoya sanırım devam ederiz. Şimdi biz yola çıkıyoruz. İçerisi dolu olduğu için ben arkaya geçiyorum şöyle. Haydi bakalım. Remork gibi böyle açıkta seyahat etmenin keyfi de güzel. Tarımda bu açık kasa kullanılan pikaplar gerçekten büyük kolaylık sağlıyor. Görmüş olduğunuz gibi arkanıza çizmenizi, malzemenizi, gübrenizi atabiliyoruz. Böyle bugünkü durumlarda İçerinin dolu olması hasebiyle ben gibi yolculuk da yapabilirsiniz. Şimdi videoyu burada durduruyorum. Videonun geri kalanında izlemenizi tavsiye ediyorum. Görüşürüz. Evet çok değerli takipçilerimiz, karnımızı doyurduk. Eve geldik abi. Furkan şimdi görmüş olduğunuz gibi işin mutfağında videolarımızı montajlayacak ve bu akşama sıcak sıcak yetiştirecek. Selman da burada dinleniyor. Buzağı ne alemde Selman? Buzaya şırıngayla ağız sütünü vermeye devam ediyoruz. Evet. Az önce daha bir daha verdik. Tamam. Hala hareketli. Sağlıklı. Aynen. Çok güzel. Küçük erken doğan bir buzağımız oldu. Bir dahaki videoda sizinle onu da paylaşacağız. Şimdiden birazcık böyle ufak videonun ucundan ipucu spoiler vermiş olduk. Evet. Bizim nohut hakkında, nohut biçimi hakkında anlatacaklarımız bu kadardı. Değerli yorumlarınızı bizle paylaşıp fikir ve önerilerinizi iletirseniz memnun oluruz. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.